İşte selam kelimesinin başına elif harfini getirirseniz ne olur? Bir kardeşimiz söylesin. Selam kelimesinin başına elifi getir oku. Olmaz, yanlış okudunuz. Selamın başına elifi getir oku. İslam olur ya, İslam. Ne esselamı? Elifi getireceksin, elif lamı değil. Selam kelimesinin başına elifi koy oku, İslam. Bak İslam. Gidin evinizde kağıda yazın görün. İslam olur. Selam kelimesinin manası barış demek. Vallahi barış demek. Yani selamet, barış, huzur, esenlik, sıkıntı yok, meşakkat yok, herhangi bir baskı yok, zulüm yok, güzellik, esenlik, sükunet, barış, huzur, ne kadar güzel mana varsa hepsi selam kelimesine dahil. Ya Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşine atıldığı zaman Cenab-ı Hak ateşe nasıl hitap ettiğini Kur'an'da zikrediyor. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Ateşin içine atılan İbrahim'e karşı ateşin nasıl tavır alacağını Rabbimiz ayette şöyle beyan ediyor. Ya naru kuni berden, devam edin. Ve selamen ala İbrahim. Bak selam kelimesi orada da var. Ya naru ey ateş, kuni berden ve selamen ala İbrahim. Benim halilim olan İbrahim'in üzerine ey ateş barış ol, yani yakma, sıkıntı verme, eza verme, azap verme, meşakkat verme, esenlik ol, yumuşak ol, gülistan ol. Selamen ala İbrahim. Bak selam, gördünüz mü? İşte yolda giderken bir Müslümanın bir Müslümana Esselamu aleyküm demesinin manası şimdi daha iyi anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Esselamu aleyküm diyorsun. Ne demek? Ne kadar güzellikler varsa üzerine olsun. Ne kadar sükunet, ne kadar selamet, ne kadar huzur, ne kadar barış, ne kadar emniyet varsa üzerine olsun benim kardeşim. Ve sen de ona mukabele ederken ve aleykümüsselam, aynı duyguları ve düşünceleri, esenlikleri, güzellikleri ben de sana havale ediyorum. Selamlaşmanın şu muhteşem manasına bakın değerli kardeşler. Barış demek. Bu noktaya gelmişken meseleyi biraz daha açalım. Yeryüzünde barış bugün herkesin adeta meftun olduğu, peşine düştüğü, her yerde konuşulan, aranan, en kıymetli, en değerli, en pahalı şeylerin başında ne geliyor siz söyleyin? Barış. Arıyorlar fakat bulamıyorlar. Barış.